Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi, örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere daha önce izleyenler bilir yapraklı bir model paylaşmıştım. Tığ işi. Ve bu modelin benden üçgen şala uyarlamamı isteyen takipçilerim oldu. Ve videoyu çekmeye karar verdim. Hemen modelimi şöyle göstereyim. Bu şekilde bir ip üzerinde anlatacağım sizlere. Alize Angora simli ipimiz arkadaşlar. Tığ numaram ise 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet hemen tığıma ipimi sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Hemen çekmiş olduğum ilk zincirimden bu şekilde bir tane sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Burada yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet bu şekilde 7 tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çektim bu şekilde tığımın başına iki defa ipimi aldım ikişer ikişer ilmeklerimi çekerek üçlü trabzan yaptım yine tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum modelimiz hızlı ilerlediği için kenarlarını bu şekilde ayarladım hemen devam ediyorum arada iki tane zincirimizi çekiyoruz tığımın başına yine iki defa ipimi aldım ve hemen şöyle biraz sıkıştıralım buraya yine üçlü bir trabzan tekrar üçlü bir trabzan tekrar üçlü bir trabzan dört tane üçlü trabzan yapıyorum başlangıç kısmı oluyor üçgen şalımızın evet tekrar bir tane daha dört tane 2 zincir çektim yine tekrar 3 üç tane üçlü trabzan tekrar üçlü bir trabzan tekrar hemen bu ilk sık iğnemin tepesine üçlü bir trabzan yaptım Evet bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Hemen Birinci sık iğnemden değil ikinci sık iğnemden girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. Tekrar dört tane zincir çekip kenar sutaşımızı yapıyoruz. Tekrar iki defa tığımın başına ipimi aldım. 3'te çekiyorum yine ikişer ikişer 3'te tekrar zincirim ile birlikte 3 tane trabzan yapmış bulunuyoruz yine araya iki tane zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına iki defa ipimizi aldık 3 tane daha trabzan yapıyorum Evet trabzanları mı yaptım ve kenar su taşımızı burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına bir defa ipimi alıyorum hemen çekmiş olduğum zincirlerimden ilmek çıkartıyorum 1 sıradaki zincirim 2 sıradaki zincirim 3 sıradaki zincirim 4 4 tane ilmek çıkardım hemen şöyle dolamış olduğumla birlikte ikişer ikişer 1 2 3 4 ve 5 5 de çıkardım tekrar hemen geriye döndüm tığımın başına bir defa daha ipimi aldım yine aynı çıkarmış olduğum karşılıklardan 1 2 3 4 tane daha ilmek yani yaprağın bir diğer yarısını yine ikişer ikişer tığımdan ilmeklerimi çıkartıyorum arkadaşlar aslında birer çıkartıyoruz ama görünüşte iki gibi tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum ikinci bir yaprağıma geçtim tığımın başına bir defa ipimi aldım yine tekrar her bir zincirimden ilmek çıkartıyorum yine 2 4 6 8 bu şekilde yani ikişer ikişer görünüyor aslında arkadaşlar. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Dolamış olduğumuz ilmeğimizle birlikte 6 tane ilmeğimiz oluyor tığımızda yine bunları da ördüm. Evet. Yan yana iki yaprağımız oluştu. Şimdi burada yine kenar su taşımıza geçiyoruz. İki defa tığımın başına ipimi aldım. Buradaki hemen zincirimin ortasından girerek kenar su taşımı yapıyorum. Buradaki kenardaki su taşını sizler modelinizin açılması enine göre buradaki çekmiş olduğunuz trabzanları ikili de çekebilirsiniz. Yani örgünüzün gidişine göre ayarlayın kenar kısmını arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarladım. Biraz gevşek atıyorum. Yani örüp kontrol etmeniz gerekiyor. Çok açılmasın. Çok da bir anda uzunluğuna büyümesin yine sık iğnelerimi yapıyorum kenar kısma yine burada 4 tane zincirimi çekiyorum kenar su taşıma devam ediyorum fıstık olarak da yapabilirsiniz bu kenar kısmını tekrar yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum arada iki tane zincirimizden sonra üçlü tırat bir tane daha modelimiz sadece bir sıradan oluşuyor arkadaşlar model ilerledikçe kendini tamamlıyor burada bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tane zincir çektim 9 zincirimden sonra hemen bu kısma sık iğne olarak battım. Evet şimdi görmüş olduğunuz yapraklardan yapacağız. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına bir defa ipimi alıyorum. Hemen burada zincirimden ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Yine 4 tane ilmek topluyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Tunus işi yapar gibi arkadaşlar modelimiz. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar geriye döndüm. Bir diğer yarısını yapıyoruz yaprağımızın. Evet karşılıklarından yine ilmek çıkartıyorum. ikişer ikişer yine ilmeklerimi aslında birer birer. Evet çıkardım. Burada yine 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen yine ilmeklerimi çıkartıyorum. 4 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Bir diğer yarısını yapıyorum. tekrar bir kez tığımın başına ipimi aldım geriye döndürüyorum bir yarısını yapıyoruz yaprağımız 1 2 3 4 ilmek çıkardım Evet yaprağımız oluştu hemen buradaki üç yaprağımız da bir araya geldi arkadaşlar dediğim üzere sadece bir sıradan oluşuyor modelimiz Burada üçlü bir trabzan kenar su taşılarımızı yapıyoruz. Aslında modelimiz dokuz zincir iki tane yaprak 9 zincir iki tane yaprak olarak sadece bir sıra. Ama modelimiz dediğim gibi ilerledikçe kendini tamamlıyor. Yani 3 tane yaprak bir araya geliyor arkadaşlar. Hemen ben kenar kısımlarımı yapıyorum. Geriye dönüyorum. Burada zincir çekmiyoruz arkadaşlar kenarlarda. Bir tane sık iğne tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Ve trabzan tekrar trabzan 2 zincir iki defa tığımın başına ipimi aldım tekrar iki defa tığımın başına ip aldım hemen şurayı ayarlayayım simli olunca biraz zorlanıyorum Şimdi arkadaşlar burada. Yaprak denk gelen kısma zincir. Buradan zincir çekip bu kısma. Zincir olan kısma ise yaprak yapıp sık iğne. Yani modelin şekli bu şekilde. 9 tane zincirimi çektim. Hemen bu kısma sık iğne. Zincirimden sonra yaprak 2 tane yaprak yapıyoruz. Hemen bu şekilde yaprak. Tığımın başına ipimi aldım. Yine ilmek çıkartıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Hiç zincir çekmiyoruz karşılıklarından ilmek çıkartıyorum ince bir tığ seçin arkadaşlar bu modeli yaparken daha kolay olacaktır 5 tane zincir yaprak yapıyorum hemen tekrar Evet yaprağım ikinci yaprağımı da yaptım çok videom uzamasın hemen zincirin ortasından giriyorum sık iğne yapıyorum şimdi burada artırma oluyor burada 9 tane zincirimizi çekip artırmış oluyoruz kenar kısma su taşımızı yapıyoruz tekrar su taşımı yapıyorum trabzanlarımı yapıp biraz hızlı geçiyorum bu tarafını geriye döndüm modelimiz hep bu şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar farklı bir şey yok hemen bu kısmı yapıyorum Evet su taşımı yaptım şimdi burada zincir denk geldi bakın zincir var zincirin üzerine yaprak yapıyoruz. Sırada zincir varsa yaprak, yaprak varsa zincir arkadaşlar. Evet yaprağımı yaptım. Hemen zincir var çünkü yaprağımı yaptım. Burada sırada yaprak geldi. Şimdi 9 tane zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 zincir çekip hemen iki yaprağın arasından bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Zinciri yaptık. Yani bir yaprak bir zincir olarak şimdi yaprak bölümüne geçiyorum. 5 tane zincirimi çekip yine yaprağımı yapıyorum. Evet yaprağımı yaptım. Hemen bu kısma sık iğne olarak battım. Burada yine artırma olacak arkadaşlar. Burada da zincirle artırıyoruz. 9 tane zincir çekip kenar sutaşımızı yapıyoruz. Evet yapraklarımız üçer üçer bir araya gelmeye başladı. Hemen kenar kısmı su taşımı yapıyorum. Hemen bu bölümü de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet su taşımı ilerledim. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Üçer tane yapraklarımız bir araya gelmeye başladı. Artık buradan yaprak yapıyoruz. Zincir yaprak zincir olarak. Tamamlıyoruz. Modelimiz sadece bir sıra arkadaşlar. İlerledikçe kendini tamamlıyor. Hemen şöyle büyük bir parça üzerinde göstermeye çalışayım görüntüsünü hemen şöyle arkadaşlar renkli bir fon kullanayım dilerseniz daha net anlaşılacaktır. Hemen şöyle evet görüntüsü bu. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Gerçekten hoş. Güzel bir model. Daha bunun bir farklısını da inşallah bir diğer ki bölümlerde tasarlamayı düşünüyorum. Bu üçgen şalı ilk yapan siz olun derim. Hoş güzel bir model oldu. Şöyle farklı açılardan göstermeye çalışıyorum. Kenar kısmına güzel bir tığlama geçebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer iki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.